Vice Media TV izleyicileri. Teknokentler Konuşuyor programının sanırım 4. sezonuna tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu yıl açılışımızı Anadolu'dan yapalım dedik. Ankara'nın kuzeyinde en eski teknoparklardan biri olan Kırıkkale Teknopark'ta kidolog.com'a misafiriz. Kidolog.com sahibi Eray Uğurelli çok güzel bir uygulama geliştirmişler. 3 defa yatırım almışlar. Kendisinden başarı hikayesini dinleyeceğiz bugün. Merhaba Eray Bey, nasılsınız? Merhaba, sağ olun Feride Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Eray Hocam, öncelikle bir Kidolog'u tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de böyle Kırıkkale'yi veya Anadolu'nun böyle bir başarılı startup olabilmek için aslında uğraşıyoruz. Olabildiysek ve inşallah arkadaşlara da faydalı olacaksa şimdiden çok mutluyuz bu yayından dolayı. Biz Kidolog, kızım Ilgın dünyaya geldikten sonra bir emzirme problemleri yaşadık ve bir hafta boyunca çaresiz bir şekilde işte Ilgın'ı nasıl besleyeceğimizi eşimle beraber kara kara düşünüyoruz. Bir yandan mama vermek istemiyoruz. Anne sütü gibi kıymetli bir besinle beslenmesini istiyoruz. O sırada Instagram'dan bir emzirme danışmanıyla aslında görüştük. IBAN'ına para gönderdik. Görüntülü görüşme, işte WhatsApp, Zoom'la seans yaptık. Yani böyle güvensiz bir ortamda çok mahrem bir konuyu çözdük ve kızım 26 aya kadar emdi. Yani anne sütüyle beslendi. Biz de tabii girişimci insanlar böyle problemi görünce Burak'la beraber hemen ya dedik abi dünyanın her yerinde ebeveynlik problemleri aynı. Biz ebeveynlerin güvenebileceği, onların gönül rahatlığıyla çocukları için danışmanlık alabilecekleri bir platform kuralım. Burada da 0-18 arasında ihtiyaç duyabilecekleri tüm alanlarda online uzman desteği sağlayalım gibi bir düşünceyle yola çıktık. Ve bugün hem web sitesinden hem mobil uygulamadan Türkiye'de 400'den fazla uzmanımızla emzirme danışmanından diyetisyenlere, diyetisyenlerden psikologlara, pedagoglara yani çocuk gelişim uzmanlarına, ebe doğulalara kadar, uyku danışmanlarına kadar 11 farklı kategoride ailelerimiz gönül rahatlığıyla uzmanlarımızın profillerini inceliyorlar ve 3 tıkta doğrudan seanslarını oluşturabiliyorlar ve bizim yine kendi platformumuz üzerinden görüntülü görüşmeyle uçtan uca şifreli, çok güvenli bir görüntülü görüşme sistemiyle birebir seanslarını, danışmanlıklarını gerçekleştiriyorlar. Eray Hocam, bu iş fikrini çok güzel şey yapmışsın, oradan kapmışsın, bir ihtiyacı görmüşsün orada. Peki bu senin ihtiyacını karşıladığın, Instagram'dan bulduğun şey, arkadaş bu konuyla ilgili bir şirket falan herhangi bir şey kurmamış mıydı? Sadece oradan mı yayın yapıyordu? Ya şöyle, aslında bir yakınımızın tavsiyesiyle yaptık ve kendisi hemşireydi zaten. Yani hemşirelik bitirmiş, bu işin uzmanı ama geniş kitlelere ulaşamıyor. Şimdi bizim yaptığımız platformun şöyle bir avantajı var, çift taraflı aslında. Danışmanlarımıza biz fiziki muayene şartlarından ziyade online'da birçok danışana aynı anda ulaşabilecekleri bir platform kuruyoruz. Yani reklamlarını tamamen bizim karşıladığımız, dünyanın her yerindeki ihtiyacı olan insanlara ulaştırabileceğimiz bir imkan sağlıyoruz aslında danışmanlara. Hı hı. Onları fiziki ofis maliyetlerinden kurtarıyoruz. Onları işte zaman tasarrufu sağlatabiliyoruz. Çünkü gün içerisinde belki trafikten veya kişisel hayatlarından dolayı 4 danışan görebilecek ya. Belki evlerinden, kendi çalışma odalarından, belki gün boyu danışan görebiliyorlar ve Türkiye, sadece Türkiye ile sınırlı değil bu arada, biz 30'dan fazla ülkeye hizmet verdik, orada yaşayan Türklere hizmet verdik ama amacımız yerel dilde yerel uzmanlarla aileleri buluşturmak. Bunun için de inşallah Amerika ve İngiltere pazarına açılıyoruz, Amerika'da Kaliforniya ile başlıyoruz. Yani danışanlarımız dünyanın her yerinden danışmanlara ulaştı. Yani bizim aslında çift taraflı, hem danışanlara böyle bir platform ihtiyacı olduğunu fark ettik, hem de zaten biz ebeveynler çocuklarımızı geleneksel düşüncelerden ziyade, annelerimizin, babalarımızın tavsiyelerinden ziyade biz uzman görüşüyle büyütmek isteyen nesilleriz sizlere göre biraz daha. Sen de gençsin ama ya biz şöyle adlandırabiliriz belki. Y kuşağının sonu, belki Z kuşağı ileride. Artık gerçekten çocuklarını dünyaya çok iyi hazırlamak istiyorlar. Çünkü şartlar çok çetinleşiyor. Evet. Dünya kötü bir hale geliyor. Yani bütün dünya toplumlarında bir kaygı ve endişe var. Gelecekten herkes endişeli. O yüzden çocuklarımızı çok iyi hazırlamak istiyoruz. Ben de Ilgın'ı çok iyi hazırlamaya çalışıyorum kendi imkanlarımca. Yani Anadolu'da şöyle bir şey vardır. Ya evde kuru soğan ekmek yiyelim ama çocuğum İngilizce kursuna da gitsin, bale kursuna gitsin. Çocuğum işte mühendis olsun, doktor olsun. Daha şimdiden dünya gelir gelmez onlar hakkında hayal kurmaya başlıyoruz. Onları dünyaya hazırlamak istiyoruz. Biz de bu noktada bu sorumluluğu kendimiz üzerinde hissediyoruz. Ben de bir kız babasıyım. Yaptığımız işin bir de bu yanı var. Yani sosyal tarafı çok kuvvetli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz biz. Çünkü bizim uzmanlarımız sayesinde belki bir yetişkin psikologumuzdan hizmet alacak ve depresyondan kurtulacak. Bu bizim için yani parayla ölçülemeyecek bir şey. Belki bir annemiz çok çaresiz kızı emzirme danışmanıyla görüşecek ve bizim yaşadığımız gibi
kızı bizimki gibi 20-25 anne sütü kadar kıymetli bir besini almış olacak. Yani hem sosyal tarafı çok güçlü bir iş yaptığımız için çok mutluyuz. Hem de anne çocuk dikeyi, bebek pazarı çok büyüyen bir pazar. Yani sadece bebek pazarı 200 milyar dolar. Yani az önce bahsettiğim gibi anne babalar çocukları için para harcamak zorundalar. Yani her şeyden kısıyoruz ama çocuklarımızdan kısamıyoruz maalesef. Evet. O yüzden hem maddi tarafta hem sosyal tarafta güzel bir iş yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'den çıkan bir unicorn olmak istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Öyle bir hedefimiz var. Eray Hocam, şimdi yazılım çok güzel. Evet. Sistem de çok güzel çalışıyor. 30'dan fazla ülkede şey yapıyorsunuz. Hizmet veriyorsunuz. Peki bu danışmanları seçerken bir kriteriniz var mı? Birebir görüşmeleri siz mi yapıyorsunuz? Bu nasıl oluyor buradaki tabii seçim? Tabii biz şu anda 15 kişilik bir ekibiz. 15 kişilik çalışma arkadaşlarımız var. Güçlü bir ekibiz. Burada kendi aramızda kurduğumuz bir Kidolog danışman kurulu diye bir kurulumuz var. Yani burada akademisyenlerden görüş alıyoruz. Burada bizim en az yüksek lisans şartımız var ilgili alanlarda. Yüksek lisansını yapmış uzmanlar bize E-Devlet onaylı sertifikaların diplomalarını gönderiyorlar. İlk ön şartları geçen uzmanlarımızla biz bir hafta boyunca eğitim yapıyoruz. Ön mülakattan sonra bu eğitimleri başarıyla geçenlerin profilleri açılıyor. Danışmanlar tamamen bizden bağımsız profillerini yönetebiliyorlar. Arka tarafta bir SaaS platform var. Buradan takvimlerini ayarlayabiliyorlar, kişisel bilgilerini girebiliyorlar. Bir danışmanın profiline girdiğinde onun bir dakikalık canlı videosunu izleyebiliyor. Yani canlı CV'sini izleyebiliyor. Daha sonra bir önceki görüşmelerden aldığı yorumlara bakabiliyor, puanlara bakabiliyor. Anında ücretsiz soru sorabiliyor. Yani para ödemeden direkt uzmana ücretsiz soru sorabiliyor. Aklındaki soru işaretlerini giderdikten sonra yine aynı ekrandaki takvimden, saatten uygun olan saati seçip ödemesini gerçekleştirip yine aynı ekrandan görüntülü görüşüyor. Yani üçüncü bir Zoom gibi, Skype gibi bir görüntülü görüşme sistemine ihtiyaç duymadan bizim mobil uygulamamızda ya da bizim web sitemizde doğrudan uzmanla görüşüyorlar. Çok güzel. Ben özel doktor şeylerini de biliyorum, tarifelerini de biliyorum. Gittiğinizde sanırım 2 yıl önceydi 600 liraydı. Evet. Yani yarım saat bile görüşemiyorsunuz doktorla. Sizdeki piyasa skalası nasıl? Şöyle, aslında biz orada uygun maliyetli erişilebilir olma hedefiyle yola çıktık. Biz ilk 79 liralarla başladık aslında. Çok yani güzel. Anadolu'nun her yerinden insanlar bu hizmeti alabilsin diye. Payderpay, yani bu enflasyonist bir ortamdayız. Payderpay fiyatlarımız arttı. Şu an Eylül ayında bir fiyatları tekrardan güncellemek zorunda kaldık. Şu anda tek seans 349 ama paketlerimiz var. İkili, dörtlü, sekizli, 12'li paketlerle 200 TL'ye kadar iniyor. Yani bizim sağladığımız indirimlerle beraber. Yani fiziki muayeneler 500 ile 1000 arasındayken biz aslında tutmak istediğimiz rakam hep insanlara ulaşılabilir bir rakam olsun. Biz bilinçli ebeveynler, mutlu nesiller yaratmak için bu fiyatı erişilebilir kılmak istiyoruz açıkçası. Aslında çok güzel. Yani bir evinizden kalkıp hastaneye giderken ki vereceğiniz taksi parası bile değil. Evet. Bir de doktora ödemeyeceğiniz o şeyi düşünün. 1000 liralara varan şeyi düşündüğünüzde çok da kıymetli yaptığınız iş. Yaptığınız işin şeyinde değerini de anlayanlar olmuş. Evet. Sohbetimizde bahsetmiştiniz. Ondan da biraz konuşalım mı? Tabii. Yatırım tarafından. Tabii biz o noktada çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Biz kurulduk. Kurulduğumuzdan hemen bir ay sonra Türkiye'nin önde gelen VC'lerinden Aleste Yatırım, İbrahim Özer Bey bizimle bir mail gönderdi ve işte yatırım arayıp aramadığımızı sordu. Ve ikinci toplantımızda, yani biz yarım saatte bize yatırım yapma kararı aldı. Aslında böyle de olmaz biliyorsunuz. Evet. Asansör sunum denen şeyler var. Evet. Yatırımcıyı yakalayacaksınız, ona ulaşmaya çalışacaksınız, araya insanlar koyacaksınız falan. Evet. Sizinki enteresan yani olmuş. Biz çok şanslıyız o noktada. Biz İbrahim Bey'den yatırım almak istiyorduk zaten. Aha. Kendimizi ona görünür kılmaya çalışıyorduk yani açıkçası. Ama sağ olsun o da bizim o temaslarımızı gördü ve biz aynı zamanda İTÜ Çekirdek girişimiyiz. Yani İTÜ Çekirdek'e seçildik ve orada çok başarılı bir eğitim sürecimiz oldu. Orada finale kaldık. Big Bang'de sahne aldık ve sahnede de Yapı Kredi'den, Aksigorta'da ödüller aldık. Toplamda bugüne kadar Türk Telekom ve Albaraka dahil 300 bin TL biz ödül aldık aynı zamanda. Hibe ödülü, nakdi ödülü aldık. Tabii bu tarz girişim hızlandırma programlarındaki görünür olmamız, başarılı olmamız yatırımcıları da hani bizimle kontak kurmaya, bir aynı zeminde buluşturmaya olanak sağladı en azından. Biz ilk İbrahim Bey bize işte yatırımcımız oldu. Biz de çok mutlu olduk. Akıllı para istiyorduk biz çünkü. Çünkü bir yatırımcıdan para almak yani çok önemli. Evlilik gibi adlandırılıyor aslında yatırım. Çünkü şirketimiz ortak oluyor. Ve o saatten sonra sizin hızlanıp hızlanmamanız içerideki paranın akıllı olup olmamasına da bağlı. Yani oradaki yatırımcının size abilik yapması lazım, mentörlük yapması lazım, size network desteği sağlaması lazım, sizi yeni insanlarla tanıştırması lazım, size tecrübelerini aktarması lazım. Biz bu konuda çok şanslıyız. İbrahim Bey bizi çok destekledi.
Daha sonra hemen 3 ay sonra 10 milyon TL değerlemeyle melek yatırımcılardan aldık. Hemen 3 ay sonra da 30 milyon TL değerlemeyle mevcut yatırımcılarımızdan kapalı tur yaptık. Şu anda tohum yatırım turundayız. İnşallah kısa sürede de bu turu başarılı bir şekilde kapatacağız. Hocam hakikaten yaptığınız iş çok değerli ama piyasada bulunan bu özel muayenehanelerden falan hiç tepki görüyor musunuz? Bilakis... Ya bu iş böyle olmaz kardeşim, gelsin dokunsun falan diye işte bir gösteren var. Ya bilakis biz şöyle, Türkiye'de pedagog unvanı kullanılmıyor. Yani üniversitelerde pedagog bölümü zannediyorum en son 1982'de mezun verdi. Ve daha sonra çocuk gelişim, sağlık fakültelerindeki çocuk gelişim bölümleri açıldı. 4 yıllık olan lisans programları. Çocuk gelişimciler artık pedagog da değil ama psikologlar var, işte çocuk gelişimciler var, bir de önceden mezun olmuş pedagoglar var. Aslında burada da bir dağınıklık var. Biz çocuk gelişimcilerin aslında ebeveynlerin ihtiyacını karşılayacak alan olduğunu gösterdiğimiz için de çok büyük böyle iyi düşüncelerle, sevgiyle aslında karşılandık. Çünkü dediğim gibi biz onlara da bir imkan sağlamış olduk. Yani özel kliniği olabilir bir uzmanımızın. Çok kıymetli. Biz tabii ki yüz yüze görüşmelerin uzman tavsiyesiyle, yani biz seansları yarıda kesip uzmanlarımız tavsiye ediyor ve kliniklere gönderebiliyorlar. Yani burada bizim sunduğumuz şey aslında bir danışmanlık hizmeti. Bir klinik seans hizmeti değil. Biz danışmanlık veriyoruz. Ama en az fiziki görüşmeler kadar da kıymetli ve başarılı sonuçlar alıyoruz. Yani dediğim gibi onlara aslında biz rekabet etmiyoruz. Biz onlara bir aslında bir pazar açıyoruz yani. Vallahi sürekli şey yapıyorum, takdir ediyorum sizi ama takdir edilecek kadar da bir ihtiyacı yakalamışsınız. Şimdi Türkiye'deki teknoparklardaki sıkıntıların en başında gelen şey hocam nitelikli eleman. Siz bu tarafta nitelikli eleman ihtiyacınızı karşılayabiliyor musunuz? Evet. Yani çok dağınık dediniz ya az önce. Evet, yaramıza bastınız yani o konuda. Maalesef Türkiye'de iyi mühendis, iyi yazılımcılar yurt dışına artık gitmeye başladılar. Özellikle bu büyük pazar yerlerinin işte onları tekelleştirme gibi böyle hani yüksek maaşlarla, yeni mezunlara bile yüksek maaşlarla iş teklifi yaptığında maalesef bizim gibi startuplar mühendis bulmakta zorlanıyor. Ama biz şöyle bir yol izliyoruz burada. Bizim 15 arkadaşımızın 15'i de kurucu ortak unvanını kullanabiliyorlar. Hepsi hissedarımız. Çok güzel. Hepsi şirketimizin ortağı ve biz beraber dünya markası yaratmaya çalışıyoruz. Yani biz taşın altına beraber elimizi koyuyoruz. Bizim onlar çalışanlarımız değil, bizim yol arkadaşlarımız. Biz Kidolo hep beraber unicorn yapacağız, dünya markası yapacağız. O yüzden bunu söylediğinizde, bunu verdiğinizde ekibe dahil olmak için de can atıyor insanlar. Çok fazla iş başvurusu alıyoruz. Hepsini tek tek özenle şey yapıyoruz. Staj programları başlatıyoruz. O yüzden ben çok orada da şanslıyız yani öyle düşünüyorum. Hakikaten çok şanslıymışsınız. Hem şirketi kurmuşsunuz, yatırım ayağına geçmişsiniz. Personel tarafında da sıkıntı çekmiyorsunuz. Teknoparkları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Ya teknoparklar bizim gibi girişimler için, startuplar için bence çok büyük fırsatların olduğu ve insanı disipline eden de bir ortamı olduğu için ve network ortamında sağladığı için insanı geliştiren de bir şey. Biz uzaktan çalışıyoruz. Yani pandemiden itibaren bütün ekip uzaktan çalışabiliyor ve Teknopark'ı da kullanıyorlar haftanın belli günleri. Ama buraya geldiğimizdeki o tat başka oluyor. Yani burada o herkesin teknoloji işi yapması, buradaki diğer firmalarla kontaklarımız, diğer firmalarla yardımlaşmalarımız ve devletin sağladığı o vergisel avantajlar veya diğer avantajlar aslında bir startup için çok önemli diye düşünüyorum. Yani normal bir ofisten ziyade bizi izleyen arkadaşlar böyle bir girişim yapmayı düşünüyorlarsa bence projelerini geliştirip teknoparklara başvurmaları gerekiyor. Bir de şeyi merak ediyorum hocam. Sanayi Teknoloji Bakanlığı'yla dün LinkedIn'de gördüm yine. Hazine Maliye Bakanlığı. Uzaktan çalışma konusunda firmalarla sürekli görüş alışverişine başladı. Uzaktan çalışma artık pandemiden sonra bütün şirketlerde yaygınlaştı. Artık yazılımcılar uzaktan çalışmak istiyor. Evinde oturup çalışmak istiyor. Çünkü bir yol maliyeti var, sağlık sebepleri var gibi gibi. Zaten bizim elimizde de kaliteli yazılımcı kalmadı. Hepsi yurt dışına gitti. Özellikle İngiltere, Amerika, Kanada gibi ülkelere gitti. Hollanda bunlardan bir tanesi. Uzaktan çalışma konusunda görüşlerinizi de alalım mı? Tabii ki. %75 yeterli mi? Yani... Ben hep şöyle düşünüyorum, yıllardır da teknopark sektöründe olduğum için işverenim, vergimi ödüyorum, SGK'mı ödüyorum,
Personelim de uzaktan çalışmak istiyorsa ben de onu uzaktan çalıştırma hakkına sahip olabilmeliyim. Kesinlikle. Siz ne düşünüyorsunuz bu kesinlikle konuda? katılıyorum. Yani bu konuda bizim ekipten de aslında biz onlara da soruyoruz. Yani hani uzaktan mı çalışmak yoksa bir ofis ortamında mı çalışmak? Tabii bu konfor alanıyla da yani kişisel disiplinle de alakalı bir şey. Yani ev ortamında çalışamayan insanlar da var. Yani sürekli bir kalıcı bir uzaktan çalışma modelini ben zaten tavsiye etmiyorum. Ben herkesin kendi karakteri özelliğine göre, herkesin yetişme tarzına göre, çalışma tarzına göre insanların kendi belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir ofisimiz olmalı, bir teknoparkta biz bir ofisimiz var ama buraya bir saat sınırı olmamalı diye düşünüyorum. Yani yine muhasebe belki departmanı burayı kullanacak, mühendis departmanı bunu kullanmayacak. Belki sosyal medyacı arkadaşlar fikir alışverişi için veya bir tasarım yapmak için gelmek isteyecekler. Ama örneğin marka danışmanı arkadaşımızın gelmesine gerek kalmayacak gibi. Aslında hem pozisyona göre hem çalışma arkadaşlarımızın karakter özelliğine göre yani neyi seviyorsa insanlar onu yapsın ve üretsin. Yani bunlara takılmadan herkesin çalışması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani evet, bunlara takılmayalım. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi tek bir şeye ihtiyacımız var, çok çalışma. Evet. Bunlara takılmayalım, çok çalışalım abi. Yani gece 2'lere kadar, 3'lere kadar, 5'lere kadar yani hiç uyumadan sen evinde çalışabiliyorsan rahat evinde çalış. Yani illa ofise gelmek zorunda değilsin. Ben biraz böyle düşünüyorum. Evet, zaten yurt dışındaki firmalara gitti diyoruz ya personeller. Aslında gitmedi. Hiç kimse gitmedi. Evet. Herkes Türkiye'de. Ama yurt dışında ya uzak çalışma modeliyle yurt dışına çalışıyorlar. Evet. O kadar insan gitmedi Türkiye'den baktığımızda. Bir beyin göçü yok ama çocuklar özellikle Z kuşağı, bu yeni mezun Z kuşağı iyi de şeyi kavramış, profesyonelleşmiş kişiler artık evde oturup uzaktan hizmet veriyorlar. Benim iki tane danışmanlığını yaptığım firmam var. Bir tanesi hem ekip lideri Hollanda'da, Amerika'da bir firmada ekibin içerisinde. Bir tanesi dünyanın birçok ülkesine yine şey yapıyor, yazılım yapıyor. Türkiye'de çalışmıyor. Yani Türk şeyi olarak nasıl diyeyim, herhangi bir firmaya gidip çalışmıyorlar. Uzaktan çalışma modelini benimsemişler. Dolar şeyi belli Türkiye'deki. Dolar kuru belli. Yani 5000 dolar Türkiye'de çok iyi bir para şu anda. Tabii. Kazandıkları. Evet. Onlar da asgari ücret ama. Bizim gibi startupların veremeyeceği rakamlar. Kesinlikle yani. Öyle. Yani bir de şöyle bir sıkıntı daha var. O konuda da görüşünüzü alacağım. Türkiye'de yazılım sektörünü domine eden birkaç büyük şirketimiz var. Savunma sanayi şirketimiz. Maalesef bütün şeyi de onlar belirliyorlar. Özellikle Skala. Yazılım tarafında. Skala'yı onlar belirliyorlar. Evet. Bu ne kadar etik? Yani bir sohbet havasında bunu da sizinle değerlendirelim istiyorum. Ya şöyle, ben arkadaşların emeklerinin karşılığının o bile olmadığını düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü gerçekten mühendis kolay yetişmiyor. Ve çok çalışıyorlar. Yani gece gündüz kodluyorlar, gece gündüz üretiyorlar ve ortaya bir ürün çıkarıyorlar. Ben onların hakkının çok çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Keşke imkan olsa da bizim ülkemizde yazılımcılar 10 bin dolar alsalar. Yani en az 10 bin dolarla başlasalar. Evet. Yani öyle, ben öyle onu düşünenlerdim. Çünkü hem o okuldan mezun olana kadar birçok dili öğrenmek zorundalar. Birçok ürün geliştirmek zorundalar. Proje yapmak zorundalar. Mezun olduktan sonra da aslında sosyal hayatları yok bu yazılımcı arkadaşlarımızın, mühendis arkadaşlarımızın, mimar arkadaşlarımızın. Sosyal hayatları yok, aile hayatları yok. Özel bir hobileri yok. Gece gündüz o bilgisayarın başında. Aman bir hata çıkmasın, aman kodlar patlamasın, bug olmasın diye gece gündüz o kodun başındalar ve sürekli ürün geliştiriyorlar. Sürekli geliştirme yapıyorlar. Çünkü CEO'ların, co-founder'ların bizim gibi insanların şeyi bitmiyor yani. Derdi bitmiyor. Yani, abi şunu da yap, bunu da yap, evet, şunu da koyalım, bunu da koyalım. Biz sadece söylüyoruz. Onu bir de koda dökmek var. Ben o yüzden onların en az 10 bin dolar almasını istiyorum. Daha da fazla aslında. Keşke öyle bir ülke olabilse. İnşallah da olacağız. O yüzden hani etik olup olmadığını ben o gözle bakmadığım için o gözle değerlendirmeyeceğim. Ama böyle de bir gerçek var. Yani sadece savunma sanayi firmaları değil. Şu an ülkemizdeki bu en büyük e-ticaret firmaları, o hepimizin evet, bildiği e-ticaret firmaları, evet, yeni mezunlara bile çok yüksek maaşlarla iş teklifi yapması zaten altta kalan diğer teknoloji girişimlerinin veya startupların yazılımcı bulmakta zorlanmasının sebebi bu. Yani burada yapılabilecek bir şey bu, sürdürülebilir değil, onu söyleyeyim. Kesinlikle sadece sürdürülebilir değil. Evet. Büyük bir e-ticaret sitesi Ankara'da ofis açmayı planlıyordu. Ve Ankara'daki firmalar tutuşmuştu yani resmen. Yani bizim verdiğimiz fiyatın çok daha üstünde verecek, biz ne yapacağız şimdi diye. Ve hakikaten sürdürülebilir değil. Herkesi, bütün Türkiye'deki bilgisayar mühendisliği mezunlarını da alıp Ankara'ya getiremeyeceğine de göre hakikaten sürdürülebilir bir şey değil. Yani bir tarafı yaparken bir tarafı yıkmak gibi bir şey bu, evet, maalesef. Ailelere söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
yayını kapatmadan önce. Tabii. Yani ben şunu söyleyebilirim. Çok gönül rahatlığıyla bizim web sitemizi ve mobil uygulamamızı kullansınlar. 0-18 arasında bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir platform kurduk. Geri bildirimleri varsa biz bunu zaten ekip olarak sürekli yap, ölç, öğren modelini yapıyoruz ve sürekli düzeltiyoruz. Güzel bir ürün hazırladık. Çünkü ben de bir babayım ve benim eşim de kullanıyor. Kidoluk'taki uzmanlarla görüşüyor. Gönül rahatlığıyla çocuklarıyla olan iletişimini, çocuklarının büyürken neler yapması gerektiğini bizim uzmanlarımızdan öğrenebilirler. Ve bu sayede önce kendimizi bilinçlendirip mutlu nesiller yaratabiliriz. Biz bilinçli ebeveynler, mutlu nesiller diyoruz. Kesinlikle. Ben artık şey diye bakıyorum zaten. Evlenmek bir proje, çocuk yapmak ayrı bir proje. Çocuğu geliştirmek ayrı bir proje. Evet, çok dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Bu ara benim de iki tane kızım var. Allah bağışlasın. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ben de ilk fırsatta sisteme girip şey yapacağım. Çok seviniriz. Orada bir danışan olacağım size inşallah. Sevgili Aysi Medya TV izleyicileri, çok güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Çok da hoşuma gitti. İki tane çocuk babası olarak, kız çocuğu babası olarak. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.